kendini. Daha ben seni çok süründüreceğim. İskender'in yeni çocuğu bu mu usta? Sen kimin çocuğusun? Pardon usta. Toplayın bunu, gidiyoruz. Nerede kaldı bu çocuk? Gidin bakın Güre'ye, yardıma ihtiyacım mı var? Anlaşıldı efendim. İskender, siz burada kalın. Polat da taktı bizim çocukları. Ne istiyorsa bunlardan. Allah'tan bu memlekette psikopat bitmezdi. İkinci adam sıkıntısı çekmiyoruz. Ne var Memat? Usta, sıkıntı var. Askerler İskender'in çocuğunu götürüyor. Kimi arıyorsan ara Alper. Güray bize lazım. Bir şey söylesenize binbaşı ya. Memati, herkesin haberi oldu. Artık yapacak bir şey yok. Ne demek yapacak bir şey yok? Adamı atacağız bagaja, yürüyeceğiz, gideceğiz. Binbaşım, Polat Alemdar Nizamiye'de. Anlaşıldı. Polat Alemdar Nizamiye'deymiş komutanım. Gelsin, bu meseleyi halledelim.
Bırakın girsin. Alın bunu karargaha götürün. Hiçbir yere götüremezsiniz. Memati Bey, zorluk çıkarmayın ki size zor kullanılmasın. Kardeşim, ben Polat Alemdar'a karşı sorumluyum. Size karşı değil. Ne oluyor yarbayım? Polat Alemdar, burası askeri bölge. Lütfen meselenin büyümesine müsaade etmeyin. Buyurun, karargaha gidelim. Bu işi çözelim. Ben haber bülteniyle karşınızdayız ve bültenimize... Genelin direktörü ise... Öncelikle tabii mekan aracım değil diyor. Aktör anneyi ikna etmek ve... Bro, ya bir yerde sabit dur ya kapat şu televizyonu, kafamız şişti ha. Haberlere bakıyorum. Bu benim çocuğum değil. Başkanım, neyine bakıyorsun? İşi bizim sırtımıza yıktılar zaten. Artık bize bu topraklarda yaşama şansı vermiyorlar. Niye Çatın? Niye başkanım? Niye olacak Çatın? Biliyorlar ki Muro ezilen halkın tek umudu, tek lideri. Muro varken onlara rahat yok. O nasıl çalıyor lan öyle? Canım, daha bitmedi toplantı. Arkadaşlarla çözümleme yapıyoruz. Ulan senin yapacağın bir çözümleme var, o da uçkurunu çözümlemek. Lanet olsun sana da uçkuruna da. Oynama lan! Geldim canım. Başkanım, hani demiştin ya ezilen halk balık hafızıdır diye. Gidelim bir yerlere. Ortalık bir durulsun. Bu hadise unutulsun. O zaman döneriz. Nereye gideceğiz Çatın? Yunanistan başkanım. Hemen şurası. Vallahi yüze yüze gideriz. Pasaporta bile gerek yok. Lan biliyorsun benim yüzme bilmediğimi. Ölmemi istiyorsun değil mi? Ya başkanım, önce kursa gidelim, yüzmeyi öğren. Bu hani kelebek stili. Sonra hızlı hızlı gideriz Yunanistan'a. Ne kelebeği? Aşk kelebeği. Pır pır uçuyorsun ya böyle burjuva klasta. Ondan bahsediyor çocuklar. Ya bırak, dalga geçilecek zaman mı? Yalnız da resim var mı vesikalık? Ne yapacaksın resmi? Pasaport yaptırmak lazım. Ben de başkanımın bir resmi olacaktı. Ver bakayım. Nerede çektirdik lan biz bunu? Ben niye yokum başkanım? Konuşma lan. Vesikalıktan daha iyi oldu değil mi başkanım? Haber verseydin. Abi niye haber vermeyeyim? Hepinizi de ayrı ayrı aradım. Baktın cevap vermiyoruz. Telefonu fırlat, camı kır Kazım. Abi olan oldu. Neyi tartışıyorsunuz? Tartışmayıp ne yapayım Abdüley? Adam kendi ayaklarıyla geldi. Avucumuzun içine kadar girdi. Biz kaçırdık. Benim size adam verme yetkim yok. Adamı buraya girdi gösterirseniz tabii ki vermeye yetkiniz yok. Komutanım, bu adamlar paşamızı öldürdü. Bu it de beni öldürmek için lojmana kadar geldi. İyi ya İlhan Yarbayım. Bunu araştırmak Polat Alemdar'ın değil, bizim görevimiz. Cık.
Bu adamın arkası güçlü. Hiçbir netice alamazsınız. Sizden rica ediyorum. Güray'ı bana verin. Lojmanı nasıl basarsınız? İlhan otelde kalmadığı için lojmanı bastık. Ne yapacaktık kumandanım? Bana haber verecektiniz. İlhan'ı bir şekilde yanıma getirecektim. Olan oldu. Bundan sonrası için ne yapabiliriz onu konuşalım. Güray'ım konuşmaz. Bence konuşmalı. Ne demek konuşmalı? Konuşmalı ve her şeyi üstlenmeli. Kamuoyunda birçok çeteden bahsediliyor, devletin içine sızmış. Güray'ı da onlardan biri yapacağız. Sadi Paşa işinin arkasından o çıkacak. Muron üstüne bırakılmıştır. Terör örgütüyle çetelerin işbirliğinin yazılmadığı gazete, dergi kaldı mı? Bu işi de somut belgesi olarak sunarız. Kumandanım, Güray'a bu durumu siz iletin. Sayın Büyük, siz de Muro'yu ikna edin. Buna neden gerek var? Tansiyonu düşüreceğiz. Hem kamuoyu rahatlayacak hem de bütün devlet kurumları. Bu çete işini sulandırmazsak operasyon gelip bize dayanacak. İskender'in çocuğu nerede usta? Onun çocuğu değilmiş. Babasını arıyorlar. Bize vermediler. İçeride bunu öldürecekler. Güray'ın ölümü şu an işe yarar mı? Yaramaz. Niye yaramasın? Ya herif öterse? Güray'ı kim sorgulayacak öğrenebilir misiniz? Sorgusunu sen yapacaksın. Ne yapmamı istiyorsunuz efendim? Her şey onun üstüne yıkılacak. Bu iş ne zaman bitecek efendim? Bu kadar çalışıyoruz. Örgütleniyoruz ama bir arpa boyu kadar yol gidemiyoruz. Tam sade engelini kaldırdık diyoruz. Bu sefer Güray meselesi çıkıyor. Sen devleti ele geçirmeyi eskisi gibi meclisi basıp radyoyu ele geçirmek mi zannediyorsun Kenan? Ne dünya eski dünya, ne de Türkiye eski Türkiye. Efendim, ülke elden gidiyor. Sizin öne sürdüğünüz mazeretlere bakın. Borsadan korkuyoruz. Ekonomiden korkuyoruz. Avrupa'dan korkuyoruz. Amerika'dan korkuyoruz. Biz korkuyoruz da İşbirlikçiler niye zerre korkmuyor? Her yeri ele geçiriyorlar. Bu ülkede insanların maaşını bir ay ödemezsen ne olur biliyor musun? Hiçbir şey olmaz. Sen öyle mi zannediyorsun? İnternette bir site yasaklanınca kıyamet kopuyor bu ülkede. 2 sene önce aklımızda olmayan bir şey. Kıyamet miyamet kopmaz. Seni ilk önce çocuğun rezil eder. Baba, neden kapatıyorsunuz diye. Her gün orada video seyrediyor çünkü. Senden çok interneti seviyor. Senin sözünden çok onları dinliyor. Onların verdiği bilgilere itibar ediyor.
Sovyetler yıkıldı Kenan. Koca Sovyetler. Nasıl yıkıldı biliyor musun? İki kot pantolon, bir hamburger, bir çikolatayla yıkıldı. Postmodern bir dünyada yaşıyoruz artık. Bu seçtiğimiz yöntem de postmodern olmak zorunda. Ne yapacağız usta? Müdahil olabildiğimiz kadar müdahil olmaya çalışacağız Memati. Usta vallahi çok zoruma gitti. Herif elimizden nasıl kaçtı? Tahmini doğru yaptık da planı yanlış yaptık Memati. İskender'in bizzat geleceğine ihtimal vermedim. İyi haberlerim var. Güray'ı bizim Kenan Yarbay sorgulayacak. Aslında siz karşılaştınız. Paşa'nın helikopterini o getirmişti. Sorgulamalara katılabilecek miyiz? Ya da siz? Tabii ki. Ben sizden bir tek şey istiyorum Yarbay'ım. İskender'in üssü. Koskoca örgüt şimdi Muğra'yı bulamıyor mu? Burası metropol. Cüdi Dağı değil. 16 milyon insan var. Oho! İnsan, demokrasi, özgürlük. Ne olmuş böyle size? Bildiğin çevreci feminist örgüt olmuşsunuz. Bunun sırtına öyle bir ihale bıraktınız ki bir deliğe girmiştir. Nefes almak için bile toprağın üstüne çıkamaz. Bana Muro'yu mu anlatıyorsun başkan? Benim tanıdığım Muro bunun havasını atmak için kapı kapı gezer. Bulursun bulursun. Sen istersen bulursun. Bir daha bir bakalım. Seçimlerde ne olacak? Diyarbakır'ı kim alacak? Vallahi bizden merakla bekliyoruz. O kadar tembih ediyoruz, tehdit ediyoruz. Yine de halkın bildiğini okuyor. Gidiyor ters köşeye basıyor mürü. Hem örgüte hem devlete golünü atıyor. Neden geldim İstanbul'a? Neden geldim İstanbul'a? Tutuldum kaldım. Of ulan of. Tutuldum kaldım. Başkanım. Öyle aldı seni uzaklara götürdü değil mi bu ezilmiş halkımızın türküsü? Gerçi ben de dertlenmedim değil. Biraz ona, biraz da sana dertlendim Çetin. Biraz bana derken başkanım, gençliğime mi üzüldün yoksa? Ne gençliği lan? Sen niye önce benim kafamı kopardın Çetin? Ne kafası başkanım? Alkol kafası. O resimleri keserken dikkat ettim. Önce makası benim tarafa vurdun. Vallahi hiç dikkat etmedim. Bunu psikanalitik olarak bir çözümle bakalım. Çetin başkanın bittiğinin resmidir. Vallahi başkanım sol bir refleks olarak makas o tarafa kaydı. Yok Çetin'im yok. Senin bilinçaltında otoriteye karşı isyan var. Otoriteye karşı başkaldırı var. Yani başkanım? Yani bu Muru ölse de kurtulsam diyorsun içinden. Başkanım ben sizi büyük bir paranoya içinde görüyorum. Maalesef Çetin. Devrim tarihi yine tekerrür ediyor. Bir lider daha en yakın çalışma yoldaşı tarafından satılıyor. Eğer ben de böyle bir şey yaparsam kozmos beni çarpsın. Böyle düşünüyorsam söyle Yıldırım'a kafama sıksın. Hiç değilse gözlerim sana doğru bakarken öleyim.
Sen ne diyorsun Yıldırım? Başkanım, ben satarım. Çetin başkanım asla satmaz sizi. Hundi'ye bak. Demek satıyorsun öyle mi? Yok başkanım. O nasıl laf öyle? Ben sizi hiç satar mıyım? Ulan bir yanımda Yıldırım, bir yanımda Çetin oldukça ben Yunanistan'dan döner memlekete. Tıpkı Fidel Che Guevara gibi devrimi yine de gerçekleştiririm. Tarih gerçekten yine tekerrür ediyor. Fidel Che, Muro Çetin. Kaydediliyor mu bu oda? Hayır komutanım. Ne demek hayır? Gayri resmi öğrenmek istedikleriniz olabilir diye komutanım. Öyle soytarılık olmaz. Dayak atacaksak da silersiniz sonra. Git getir bir kamera kurun şuraya. Emredersiniz komutanım. Beni tanıyor musun? Hayır. İskender'le kumandan dedi ki benim söylediklerim haricinde bir kelime konuşmayacak Güray. Bütün her şeyi sen üstleneceksin. Hızlıca ezberle burada yazanları, adresleri. Sonra kağıdı yut. Bunlar senin hücre evlerin. İsimler çetenin üyeleri. Mühimmat ve bombaları sakladığın yerleri en son söyleyeceksin. Kimin için çalışıyorsun? Kimden emir alıyorsun? Vatana hizmet için emir almaya gerek mi var? Kes lan! Bu it paşamıza kastettirdi ya ilan. Doğduğuna pişman olmadan buradan çıkamayacak. Konunun bununla bir alakası yok. Bize İskender'in yerini söylesin yeter Kenan. Emirleri İskender'den mi alıyorsun? İskender Büyük'le ilişkin nedir? İskender Büyük mü? İskender Büyük kim benim olduğum yerde? Şok fotoğraf. Örgüt ve derin devlet el ele. Sadi Paşa'nın katil zanlısı Muro'nun eski devlet görevlisi Güray Boluğur'la çekilmiş fotoğrafları şok etkisi yarattı. Bu fotoğraf Orgeneral Sadi Özcan cinayetinin örgüt derin devlet bağlantısıyla işlendiğinin delili gibi. Dayı, Muro'yla Güray'ın üstüne yıkacaklar bu işi. Yıkacaklar ne Can Polat? Yıkmışlar. Eğer Muro onlarla hareket ediyorsa yıkmışlar. Yok, Muro bu işte günah keçisi ise hala bir şansımız var. Ne şansı? Onlardan önce Muro'yu bizim bulmamız lazım dayı. Ne yap et bu işi hallet. Mehmet abi sana bir şey sordu mu? Daha görmedim. Dün beni aradığını gördü. Ben aramadım ki. Hüsnü Bey rica etti aramamızı. İyi. Mehmet abi sorarsa niye aradın diye, bunu söylersin ona.
Tamam mı? Hani konuşacaktın abiyle? Ne konuşacaktın? Gazeteyi diyor abi. Abdüley, Alper'le konuş. Murat'ı ne yapıp edip bulsunlar. Dayıyla da irtibatta olun. O da örgütün içine çengel atacak, bir şey biliyorlar mı diye. Tamam abi. Bu paranızın yarısı doktor bey. Geri kalan yarısını da bugün alacağım. Tabii alabilirsek. Çok teşekkür ederim Üstü Bey. Nasıl teşekkür etsem az. Bunu teşekkürümüzün bir ifadesi olarak kabul ederseniz sevinirim. Sok onu. Anlamadım. Sok onu çıktığı yere. Görmemiş olayım bu hareketi. Ama Üstü Bey. Teşekkür edecekseniz Asu hanımefendiye teşekkür edeceksiniz. O da parayla olmayacak. Kendisinden uzak durarak olacak. İstirham ediyorum Asu Hanım. Siz de görüşmeyiniz. Aramızda bir şey yok Hüsnü Bey. Sizin için bir şey yok Asu Hanım. Siz erkek anatomisini bilmiyorsunuz tabii ki. Doktor Bey'in gözlerine bakın. Ne dediğimi anlarsınız. Neyse. Konu o değil de Hüsnü Bey. Siz nasıl alabildiniz bu paraları? Meslek sırrı. Siz beni sadece Hüsnü olarak görmeyin. Benim derin bağlantılarım var. Hay Allah, Polat Beyefendi'ye de hala Muro konusunu arz edemedim. Türkiye'nin önüne hep ikinci adamlar tıkıyor. Abi bizim bastırdığımızı gerçeğinden ayırt etme imkanı yok. Yani diyorsun ki ben bu işin kompedanıyım. Ama bu fotoğraflarla olmaz. Niye olmuyormuş? Tipimizi mi beğenmedin? Öyle değil abi. Bunlar çok büyük. Ayrıca cepheden çekilmesi lazım. Kardeşim ben şimdi nereden cephe bulup da resim çektireyim? Yok abi öyle değil. Karşıdan çekilmesi lazım abi. Espri yaptım. Fotoğraf kolay. Sen bizim pasaportları ne zaman verirsin? Abi bir haftaya veririm. Ne? Bir hafta mı? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Bizim hemen tatile gitmemiz lazım. Ne tatili Çatın? Hani bedava tur kazanmıştık ya başkanım. Çato, adamın önünde gazeteyi görmüyor musun? Ayrıca da bir devrimci asla emek harcamadan bedavaya bir şey kazanmaz. İnşallah bizim dükkana girmezler. İnşallah bizim dükkana girmezler. Aha da bizim dükkana girdiler. Bunların hepsi yalancı oğlum. Polis kaldırın ellerinizi. Evet polis. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Siz hangi şubedensiniz? Sana ne lan? Şşş, öyle lanlı manlı konuşmayalım. Sert yapma. Zaten bütün operasyonun içine ettiniz. Terörle mücadele. Sizin ne işiniz var burada? Bu bizim işimiz. Kardeşim bu saate kadar yatıp uyursanız... Sizin değil bizim olur. Kalk lan sen de. Yürü. Gel. Açılın. Yürü. Gel. Açılın. Seni terbiyesiz dolandırıcı seni. Hadi.
terbiyesiz dolandırıcı. Ulan lanet olsun seni tutacağın nöbete. Başkanım ben polis beklemiyordum ki. Ya paket abi bizde. Vay canına be. Sen hakikaten gazetede yazıldığı gibiymişsin. Benim anlamadığım senin böyle derin bağlantıların var. O halde bana niye ihtiyacın var? Senin yaptığın pasaportu çok methettiler. Ben de merak ettim sana geldim. Bin lan arabaya. Şimdi ne yapacağız başkanım? Fotoğraf çektireceğiz Çetin. Öyle ya da böyle bu pasaport çıkacak. Bin arabaya. Gel bakalım Zekim. Gel. Nasılsın Zekim? Teşekkür ederim efendim. Rusya nasıl? Havalar soğudu mu oralarda? Her zamanki gibi efendim. İyi iş çıkardın orada. Şimdi yanımda hizmet etme zamanı. Şeref duyarım. Muru'yu tanıyor musun? Gazetede okudum efendim. Onun için arayacaklar örgütten. İlk işin Muru olsun Zeki. Emredersiniz. Bir iki saate devlet bu mekanları basacak. Tepe kadrolara haber ver, çekilsinler. İsmimizi bilmeyenler yakalanıp Güray'ın adamı izlesinler. Emredersiniz efendim. Hadi. Randevumuza gecikmeyelim. Polat Alemdar'ın arkadaşının evini yaktım. Polat Alemdar'la niye düşmansınız? Kim bize engel oluyorsa o bizim düşmanımızdır. Başka düşmanınız kim? En büyüğünü götürdük. Suikastı anlat. Daha önce paşayı öldürmek istedik. Örgüte ihale ettik, beceremediler. Neden bahsediyorsun? Şehit cenazesine gittiğinde duyum aldık orada olacağını. Örgüte bildirdik. Örgüt bir tetikçi yolladı. Ve son anda birisi cinayeti engelledi. Orada olacağını kimden haber aldınız? Paşa'nın koruma timinde görevli Ahmet Has Subay'dan alıyorduk. Ahmet Has Subay öldü. Niye öldürdünüz kendi adamınızı? Çok şey biliyordu. Onun da ölmesi gerekiyordu. Başka kimler var? Bana ne vaat ediyorsunuz bunları anlatmam için? Ne vaat edeceğiz ulan? İt gibi konuşacaksın. Başka yolun mu var? Sen bize gerçekleri anlat. Ben sana yardımcı olacağım. Anlattıklarımın hepsi gerçek. Eksik anlatıyorsun. İskender kısmını atlıyorsun. Yarbayım, benim sırtımdan İskender'imi palazlamak istiyorsunuz. Kusura bakmayın, ben kimseye sırtımdan prim mirim yaptırmam. Hem İskender kim? Tanımıyorum öyle birini. Artık idare tamamen bende. Yıldızımın da gelmesi iyi oldu sana değil mi? Evet. İnce Hanım işleri yürütecek. Ben sadece elimden geldiğince kendisine destek olmaya çalışacağım. Yıldızım, Davut'un planı ne? Canını verir malını vermez adam niye her sektörden çıkıyor? Davut Bey hiçbir zaman bir hamlede tek plan yapmaz. Her işten çekilip İnce Hanım'ı başa getirip koydu. Bu konjektürde yıpranmayacak bir iş adamı yokken
Davut Bey kendini steril alana kaydırdı. Bu bir. İkincisi, kendi öz çocukları tarafından anlaşılmak isteği. O ne demek? Şimdi karar alıcı sizsiniz. Sorumluluk sizin. Vereceğiniz her karar size dost kazandıracağı gibi düşman da kazandıracaktır. Ama en önemlisi, her kararınız sizi babanıza bir adım daha yakınlaştıracaktır. Ve babanızı en iyi siz anlayacaksınız. Gel de bu adamı takdir etme. Demek ki kimse boşuna Davut Tatoroğlu olmuyormuş. İncim, eğer düşmanın dostundan çoksa bu ülkede, bil ki itibarın o kadar yüksektir. Buraya iş konuşmaya mı geldin? Beni görmeye mi geldin İskender? Son bir şey daha söyleyeceğim Yıldız'a. Ondan sonra seninle baş başa konuşacağım İncim. Buyurun Sayın Büyük. Bugünkü haberi beğendim. Muro ile Güray birbirine çok yakışmış. Güray için üzüldüm aslında. Sen kendini üzme. Devlet kurumlarını üz. Onları yıprat. Güvenirliklerine darbe vur. Hangilerini? Alfabenin ilk harfi A. Adaletten başla. Askerle devam et. Z'de dur. Z'de ne var? Siyaset. Aman efendim, siyasete vurmayalım. Siyaset mi kaldı? Parti başkanı yapacak adam bulamıyoruz. Herkesin gözü korktu. Tamam. Sen ayarını iyi bilirsin. Onları yıpratırken beni de inceden küçükten övmeye başla. Neden? Korku yaratmak iyidir. İnsanları umutsuzluğa sevk eder. Ama korkunun sonunda bir umut ışığı yakabilmek için birilerinin korkusuz olduğunu söylemesi gerekir. Tabii ki efendim. Turan Bey ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bırakalım. Kaçkarlarda kursunlar gazetelerini. Bir sürü işsiz gazeteci var. Bu çocuklar açlıktan ölecek değil ya. Hadi. Gir koluma da biraz yürüyelim. Ben müsaadenizi istiyorum efendim. Müsaade senin. Böyle bir savaşın içerisinde sence bu ilişki yürüyebilecek mi? Tarihte hiçbir lider yoktur ki aşkını harp içinde cephede yaşamamış olsun. Her görüşe yer verecekler. Marjinal görüşler ilk başta tepki çeker. Ben de onu istiyorum. Baştan markalaşalım. Ama iyi ama kötü. Benim için fark etmez. Büyük tiraj kaybımız olur. Hem para kaybederiz, hem bu gazeteci milletinin hevesi kaçar. Önemli değil. Bu gazete gerekirse 2 sene para kazanmasın. Ben sübvanse ederim. Eğer arzu ettiğimiz gibi olursa, ben çok büyük tirajlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Her gün azınlıklara haber ediyorsunuz. Bunları kimse okumaz. Ayrıca sinir merkezleriyle tehlikeli bir çatışma değil mi? Kültürel haklar ve inanç noktasında kimseden itiraz gelmez. Sinir merkezlerinin bir itirazı olursa çakarsınız manşetten, sesleri kesilir. Bunu anlayacaklar. Türkiye çok kültürlü, çok kimlikli, çok dinli, çoğulcu bir toplum olarak Avrupa'nın bir parçasıdır. Bu bizim zenginliğimizdir. Girmek istediğimiz Avrupa Birliği de bu değerler üstüne kurulu, değil mi? Bu ülke cami ile kışla arasına sıkışmış. İki tabu arasında ezilip duruyoruz. Biri din, diğeri ordu. 2000'li yıllarda tabu mu olurmuş? Beni aramışsınız Turan Bey. Aradım Yıldız.
Televizyonlarda reklam için çocuklar fiyat istemiş, vermemişsiniz. Neden? Turan Bey, yönetimin kararı böyle. Başka bir gazetenin tanıtımını yapmamak yönünde. Bedava yapın demiyoruz Yıldız. Parasıyla yapacaksınız. Üzgünüm Turan Bey. Ben Davut'u arayayım, onunla konuşayım. Davut Bey ilgilenmiyor artık Turan Bey. İnce Hanım'la görüşmeniz gerekiyor. Daha gazeteyi çıkarmadan bana savaş açıyorsanız Yıldız, bundan hem Tataroğulları hem de İskender büyük zarar görecektir. Sen ne bakıyorsun Memati'ye? 2 gün sonra arar. Arayacağını biliyorum. Daha ne istiyorsun? Pişman olmasını istiyorum. Memati pişman olmaz Gamze. Olsa da sana söylemez. Hatta bana da söylemez. Söyler. Nasıl söyleyecekmiş? Ben onu öyle bir pişman edeceğim ki kapımda yalvaracak tekrar bana sahip olmak için. Sakın aldatma Gamze. Hiç uğraşamam Memati'yle. Bu kadını başıma sen bela ettin diye. Ben sizin işinize nasıl karışmıyorsam siz de benim işime karışmayın. O zaman bana niye geldin? Haberin olsun diye geldim. Pardon şekerim. Toplantın mı vardı? Yok Fuat Bey. Fuat. Gamze. Bulut. Gerçekten korkulur senden. Çapkınlığı da mı gizli yapıyorsun? Çapkınlık değil Fuat Bey. Arkadaşım. Bir sıkıntısı vardı. Onu konuştuk. Kendisi gidiyor zaten. Senin arkadaşın benim arkadaşım. Onun sıkıntısı benim sıkıntım. Sizi dinlemek isterim Gamze. Başka zaman. Yarın yemek yiyoruz o zaman. Yarın olmaz Fuat Bey. Niye? Doktorda randevusu var. Öbür gün o zaman? Yurt dışına çıkıyor. Şekerim, sen sekreterimsin, arkadaşım mı? Beni arayın, buluşalım. Şekerim, gördün mü? Bak, bu kız beni uçurur. Memati de beni uçurur. Ne dedin Bulut? Beraber uçarız diyorum Fuat Bey. Yok mu bir ses Kazım? Kimden abi? Gamze'den. Yok abi, aramadı. Bu kadınlar böyledir işte Kazım. Yapamam sensiz, olamam sensiz. Sağımı keserim, solumu keserim. En son bakar ki kesecek bir şey yok, keser irtibatı, bakar yoluna. Ne yapsın abi? Ne demek ne yapsın Kazım? Biz olsak irtibatı keser miyiz? Sen de kestin abi, aramıyorsun. Yok, bir de arayacak mıydım? Erkek adam aramaz aranır, sevmez sevilir. Doğrudur abi. Doğrudur tabii.
Usta ne zaman çıktı Sultan? Bir saat oldu abi. Siz dün konuştunuz mu Abdül öyle sonra? Benim telefonumdan Hüsnü Bey aramıştı abi. Sardı bu deli yine bize. Deliden deliye indirim mi var lan Kazım şebekede? Bütün mekanları söyledim. Silahları kimden alıyorsunuz? İnternetten. Yeter oynadın lan. Adam gibi konuş. Örgüt için gerekli parayı nereden temin ediyorsun? Sokaklarda sadaka topluyoruz. Oradan. Sadi Paşa'dan başka eylem yapacağınız kimler var? İskender Büyük, Polat Alemdar. Başka? İsimleri söylesem ne bu kamera kaydedebilir ne de sen aklında tutabilirsin. Anlattıklarımın hepsi gerçek. Eksik anlatıyorsun. İskender kısmını atlıyorsun. Yarbayın, duyuyorsun. Yarbayın. Benim sırtımdan İskender'imi palazlamak istiyorsunuz. Kusura bakmayın. Ben kimseye sırtımdan birim birim yaptırmam. Hem İskender kim ya? Tanımıyorum öyle yerini. İskender'i tanımıyormuş bu öyle mi? Söylediği adresler doğru. Hepsi basıldı. Söylediği kadar mühimmat ele geçirildi. Bir sürü örgüt dokümanları. İlişkide olduğu insanlar ele geçirildi. Ama İskender'i tanımıyormuş. Öyle söylüyor. Tanımıyormuş öyle mi? Bir de bana söylesin bakalım. Yarbayım, siz öğreneceklerinizi öğrenmişsiniz. Basacak yerleri basmışsınız. Başka bir şey kaldı mı size anlatacak? Yok. Benim de birkaç soracağım şey var. Öğrenip size yollarım Güray'ım. Bak lan, yürü! Ne soracaksanız burada sorun. Yarbayım, bu adam artist. Kamerayı koymuşsunuz önüne, rol yapıyor. Verin bana, anladığı dilde konuşayım ki İskender'i bir hatırlasın. Polat Alemdar, burası resmi bir kurum. Buradan bırakın sorgulamak için adam almayı, geri getirmek için bir tane topla yine vermem. Kenan, böyle konuşturamayacağız bu adamı. Bundan fazla söyleyeceği bir şey yok. Ben bundan fazla bir şey beklemiyorum ki. Bana tek şey lazım. İskender'in yeri. Ben de nasıl söyleteceğimi biliyorum. Ama burada değil. Üzgünüm. Ne soracaksanız burada soracaksınız. Kenan, sen bunları söyledikten sonra adam İskender'in yerini söyler mi? Ben burada size bir jest yapıyorum. Siz beni mi itham ediyorsunuz? Biri sorguya sizi aldığımı duysa hayatım kararır. Ne soracaksanız sorun ve gidin. Bu kameradan izleyecekler değil mi sorguyu? Evet. Bu adam 40 küsur gün boyunca tutulduğum yerde İskender'in yanındaydı. Yaptığı bütün operasyonların başındaydı. Ve bu adam şimdi ben İskender'i tanımıyorum diyor. Şimdi
Ya bana İskender'in yerini söyleyeceksin, ya senin kafanı koparacağım. Koparsana. Hadi kopar da göreyim seni. Daha odadan dışarı çıkaramıyorsun. Kopardın. Kopardın ama gülmekten kopardın. Ne yaptığını zannediyorsun? Kafasını koparacağımı söylemiştim. Hadi o inanmadı. Siz de mi inanmadınız? Hoş geldin Erhan. Hiç hoş gelmedim Ömer baba. Çok mutsuzum. Mutsuzluktan ölüyorum. Tek başıma pantolonumu bile zor giyiyorum. Ölseydim daha iyiydi. Erhan'ım. Hayat yolculuğunda kimse mutsuz olmak istemez. Mutluluk insanların organlarında değil, içinde, özündedir. Önce sen mutluluğun sırrını öğrenmeli ve kendini mutlu edebilmelisin. Bu saatten sonra mutluluğu ne yapacağım? Mutlu falan olmak istediğim yok. Yaşamak da istediğim yok. Bize verilen ömür son bulana kadar yaşayacağız. Ama mutlu ama mutsuz. Mutsuz yaşamak daha zor Erhan'ım. Nasıl mutlu yaşayacağım be? Bir tüccarın her zaman ben mutsuzum diyen bir oğlu varmış. Tüccar mutluluğun sırrını öğrenmesi için oğlunu zamanın en bilge kişisinin yanına yollamış. Delikanlı o bilge kişiye ulaşmak için çölde 40 gün yürüdükten sonra bir tepenin üzerinde bilgenin sarayını görmüş. Muazzam bir saraymış. Hemen oraya tırmanmış ve bilge ile görüşmek istediğini söylemiş. Bilge ile görüşmeyi beklerken salonda hummalı bir hareketlilik varmış. Salon çok kalabalık. Bir tarafta orkestra ezgiler çalarken misafirler kendi aralarında sohbet etmekte ve bilge kişiyle görüşmek için sıralarını beklemekte. Görüşme sırası kendine gelince delikanlı bilgeye mutluluğun sırrını sormuş. Bilge, şu anda sana bunu öğretmeye zamanım yok. Sen şimdi çık, sarayı dolaş. Gez, etrafa bak. 2 saat sonra gel deyip çocuğun eline bir kaşık tutuşturmuş. Ve içine 2 damla yağ damlatmış. Sarayda dolaşırken bu kaşığı elinde tutacak ve yağ dökmeyeceksin demiş. Delikanlı sarayın merdivenlerini inip çıkarak sarayın içini dışını bir güzel gezmiş. Ama gözünü elindeki kaşıktan hiç ayırmıyor. Yağın dökülmemesi için çok dikkat ediyormuş. 2 saat sonra bilgenin yanına gelmiş. Bilge, sarayı gezdin mi deyince genç, evet gezdim, çok büyükmüş demiş.
Bilge, peki salondaki Acem halılarını gördün mü? Duvardaki tabloları, bahçıvanımın 10 yılda emek vererek meydana getirdiği o güzel bahçeyi, rengarenk çiçekleri gördün mü? Ve kütüphanedeki kitapları. Sorular karşısında delikanlı hiçbir şey görmediğini itiraf etmiş. Çünkü Bilge'nin verdiği yağı dökmemek için çabaladığından başka hiçbir şeye dikkat edemediğini söylemiş. Bilge, öyleyse tekrar çık. Çevrendeki harikaları iyice tanı. Oturduğu evi tanıyamayan mutluluğun sırrını öğrenemez demiş. Delikanlı kaşığı tekrar eline alarak sarayı gezmeye çıkmış. Bu sefer her şeyi inceden inceye görüp bahçeyi, çiçekleri, duvardaki tabloları, bütün sanat eserlerini büyük bir zevk ve heyecanla incelemiş. Bilge'nin yanına dönünce gördüklerini ayrıntılarıyla anlatmış. Bilge, peki sana emanet ettiğim iki damla yağ nerede diye sormuş. Kaşığa bakan delikanlı, kaşıktaki yağın dökülmüş olduğunu görmüş. Bilge, işte oğlum. Dünyanın bütün harikalarını görerek mutluluğun sırrını öğrenebilirsin. Ancak kaşıktaki yağı unutarak. Yani benim de mutlu olmam için kolumu unutmam mı gerek? Elbette. Çünkü sen onsuz da çok güzel şeyler yapabilirsin. Sahip olduklarının kıymetini bilerek ve yerinde kullanarak hayatını devam ettirmelisin. Ulan bunlar akşama kadar nasıl yetişecek ben bilmiyorum ki. Başkanım, diplomatik pasaport mu yaptırsaydık? Orada çok rahat ederdik. Monşer çattın. Ulan bu tiple senden diplomat olur mu? Yalnız hele boş verin pasaportu. Ben sizi gemiyle yollayacağım. Abi beni o zaman ne diye pasaporta uğraştırıyorsunuz ki? Yok ya. Orası bizim köyümüz öyle mi? Sanki orada bize kimse sormayacak siz kimsiniz diye. Başkanım sorsunlar. Zaten yabancı dilimiz de yok. Cevap da veremeyiz. Paranız yok paranız. Ne yabancı dili? Ulan Şemo, orada oturup böyle şop şop konuşuyorsun. Parayı sen almayacak mıydın oğlum? Aldım. Aha. Aha para. Siz hala bununla bir idare edin. Ben yengenizi ikna ettikçe size gönderirim. Çek lan elini. Ulan senin sabaha kadar ikna ettiğin bu mu? Ya bu bizi akşama kadar idare etmez. Kaç kadını ikna ettin Muro ömrü hayatında ha? Burada boş boş konuşup beni sinirlendiriyorsun. Şemo, senin iknanı bekleyecek durumda değilim. Gideceğim çökeceğim, ne varsa alacağım. Ondan sonra ikna değil teselli edersin. Muro, bu senin köylündür. Boşlu çıkma, ben başka hiçbir şey istemiyorum. Haydi çabuk gidin çabuk gelin. Sizi yollayalım. Ya her taraftan sizi soruyorlarmış. Nereden gideceğiz? Limandan. Gecikmeyin sakın ha. Tam dişinize göre bir kaptan bulmuşum. Serhoşun delinin teki. Sizi götürse götürse o götürür. Yoksa sabaha kadar ya mahpustasınız ya kabirde. Ne işiniz var burada Hüsnü Bey? Sizi bekliyorum efendim. Çok önemli bir konu var. Sonra Hüsnü Bey, sonra. Ya biz sonra pişman olursak Tuncay Bey?
Olmayız kardeşim. Niye olalım? Ama bakın son pişmanlık fayda etmiyor. Asu'yla mı alakalı konu? Hayır efendim. Ama... Sonra kardeşim. Sonra. Bu kadar parayı ne yapacaksınız? Köyden nenem geldi de estetik olacakmış, ona lazımmış. Ne estetiği? Devrim estetiği. Biz de bu parayı devrim adına vereceksin kadın. Para mana yok. Bana Şemo bakıyor sağ olsun. Kocam her şeyi batırdı. Ben de ikna olacak göz var mı dul burjuva? Bana bak, terbiyesizleşme. Niye? Sen Şemo ile terbiyesizleşirken ben bir şey diyor muyum? Ayıp ayıp. Bari kocanın kırkı çıksın. Terbiyesiz. En azından yedisini bekle. Doğru söylüyorsun çatın. Polis çağırdım. 5 dakikaya buradalar. Size de verecek 5 kuruşum yok. Sus kız. Otur şuraya. Başkanım, sen bize öğretmemiş miydin hak verilmez alınır diye? Doğru bir çözümleme. Saldırın. Ya. Al onları. İmdat. Bırak dedim sana. Sus. Bırak. Aynen. Bırak şunu. Aldım başkanım. Aferin. Kaptan sen hele 5000'i al. Arkadaşları Yunanistan'a indirdiğinde onlar da sana 5000 verecek. Adam başı 5000. Yok daha neler. Sırtında mı taşıyorsun kardeşim? Gemide bir yer attık. Kuzu gibi adamlar bunlar. Sesleri solukları çıkmaz. Muro nerede Şamo? Muro derken... Gel Zekim, gel. Efendim, Polat Alemdar Güray'ı öldürmüş. Bu adam benim adamlarımı yok etmeyi, planlarımı mahvetmeyi ne kadar seviyor. Beni bir gün diye mahkum etti. Bütün bir oluşumun kaderini Muro'ya bağladı. Onu da bulamadınız gitti. İzini bulduk efendim. Nerede? Vallahi güzel tablo. Rahat ol Çetin. Araştıracağım, bulacağım. Seni bu armut göbekli kadınla evlendireceğim. Başkanım, bir insan her şey olabilir. Devrimci bile olabilir. Ama sanatçı asla. Mesela bu güzel tabloyu sen bile çizemezsin başkanım. Lan ben böyle çirkin bir şey niye çizeyim? Bunlar burjuvanın birbirine kitlemesi. Yok bilmem kiminmiş, yok bilmem kaç paraymış. Vallahi en az 1 milyon dolar. Yürü git. Hakikaten başkanım, bu çirkin kadın o kadar eder mi? Vallahi oğlum, en az. Dulkara eksperi Çeto, 1 milyonmuş. Lan senin kafan 1 milyon. Dırrik! Can Polat, Muro'nun herkes peşinde. Örgüt birbirine girmiş nerede diye. Abdüley? Yok abi. Sahte pasaport çıkartırken yakalanmış bugün. Ama elinde sahte kimlik varmış. Polis kimliği. Oradan yırtmış. Eğer bu adamı ele geçirirsek... İskender'in bütün oyununu bozarız. Sultan Memati nerede? Limana gidiyorum dedi abi. Toplantıları varmış. Abdüley, ara Memati'yi. Bulut'un bir ağzını yoklasın. Onlar Muro ile ilgili bir şey biliyorlar mıymış? Tabii efendim, iyi günler. Doktor Ümit Ercan, Doktor Ümit Ercan. Acil ameliyathaneye bekleniyorsunuz.
Kızım Hüsnü Bey'i yollayın bana. Tabii efendim. Hüsnü Bey, Tuncay Bey sizi çağırıyor. Evet Hüsnü Bey, şimdi söyleyin. Efendim, şu anda gündemdeki en popüler kişi kim? Kim? Muro. Ben kendisiyle görüşüyorum şahsen. Acaba Polat Beyefendi'ye lazım olur mu? Bu çocuğun içinde nalet olası bir sevgi var. Bunu topluma kazandırmak lazım. Nerede görüşüyorsunuz Hüsnü Bey? Bulut, durup durup bir icat çıkartıyorsun. Bu limanı almak için vurdun, vuruldun. Ne demek satmak? Memati, ben artık hayata ekonomik bakıyorum. Krizde nakit para her zaman iyidir. Bulut, sen kafayı mı yedin? Muhasebeci mi oldun? Sana da tavsiye ederim ortak. Para kurşundan daha delice. Ben hissem hisse satamam. Ben sattım. Haberin olsun. Lafa satacağım diye başladın, sattım diye bitirdin. Ortak seninle direkt konuşulmuyor ki. İlla alıştıracaksın. Efendim, Mehmet Fikret Beyler geldi. Beklesinler. Gelsinler. Bulut, ben burayı satmam, sattırmam. Ya sanki seni kötü birisiyle ortak ediyoruz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demedim mi İbrahim şimdi Memati de oradadır diye? Dediniz efendim. İyi çocuktur. Delikanlıdır. Polat'tan ayırmam kendisini. Demedim mi İbrahim? Telefondaydım efendim o sırada. Sanırım duymamışım. Gerçi sen demişsindir ama ben yine de söyleyeyim. Biz limanı satmıyoruz. Vallahi dedim satmayacaklar diye. Demedin mi İbrahim? Bana dediniz Fikret Bey. Abime de söyledim. Bu devirde liman almak yanlış. İlla alacaksak yarısı Polatlar'da kalsın, yarısı bizde. Hiç değilse riski paylaşmış oluruz. İbrahim'in bir kızını benim sekreter yaparız. Milletvekili bir dostumun kızını da senin sekreterin yaparız Memati. Kafamız rahat eder. Teşekkür et ortağımıza kızın için İbrahim. Teşekkür ederim. Şemo, hiç Avrupa'ya, Almanya'ya güvenme. Ya Muro'nun yerini söyleyeceksin ya da geberip gideceksin. Başkanım, Muro geldi bir yemek yedi, laf oldu gitti. Bütün gördüğüm bildiğim bu. Söyledi mi Şemo sana Muro'nun yerini başka? Sizden başkasına söylemeyecekmiş. Zeki'ye söyler şimdi. Değil mi Şemo? Ben söylemeyeyim de yeri. Bizzat götüreyim bulunduğu yere. Yani beni görmezse kaçar. Nereye gideceğiz? Söyle bakalım. Limanda bir yük gemisi ayarladım. Ona binip kaçacaklar. Niye haber vermiyorsun Hüsnü? Efendim, görür görmez buraya geldim. Makamınızda değildiniz. Akabinde Memati Bey 15 kere, Abdülhey Bey 18 kere aradım.
19. aramayı Türkan Sultan Hanımefendi'nin telefonuyla yaptım. Bir mesaj atsana Hüsnü Bey. Efendim, telefonda kalıcı bir delil bırakmak istemiyorum. Bırak lafı Hüsnü. Neredeyse beni ona götür. Siz de artık Hüsnü'nün telefonlarına cevap verin. Hadi ben vermiyorum, siz verin. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olsun ortağım, bana daha bugün haber verdi. Hepinizin de bildiği gibi ben burada imza sahibiyim. Söz sahibi değil. Polat Alemdar da satılsın der mi? Hiç zannetmiyorum. Bizim için fark etmez Memati'cim. Sizlerle ortak olmaktan çok mutlu oluruz. Eğer satmaya karar verirseniz de ayrıca mutlu oluruz. Değil mi İbrahim? Siz öyle diyorsanız doğrudur Fikret Bey. Ben iki tarafı da tanıyorum. Çok iyi anlaşacağınıza inanıyorum. Şimdi şirket ortaklığını evlilik gibi düşünürsek... Hangimiz karıyız, hangimiz koca Bulut? Ticaretin cinsiyeti olmaz. Dini, imanı, milliyeti olmaz. Hele bir liman dediğiniz yere herkes girebilir. Girebilmelidir. Çetin, neden baştan söylemiyorsun baş mematiyle Bulut Yalçın isimli agresif ortakların limanına geldiğimizi? Başkanım, biliyorsun zannettim. Ulan Şemo, başka deniz kenarı yer bulamadın mı bizi gönderecek? Bari Üsküdar'dan gitseydik. Başkanım, bunların burada ne işleri var? Yoksa bizim bekliyorlar. İstemediğin diken nereden çıkar Yıldırım? Şşt, lan! Fantazi müziğin yeni ismi Çetin. Arkaya dolaş. Hı hı. Emredersin başkanım. Ne zaman gelir bunlar? Birazdan gelmeleri lazım. Her tarafı sarsın çocuklar zeki. Peki efendim. Siz şuraya, siz de şu tarafa bakın. Hadi. Başkanım, bunlar kim? Bilmiyorum Çat. Yıldırım. Heh. Git lan, gizlice bir keşif yap gel. Hadi.
Neredesiniz? Ya başkanım, nereye kayboldunuz? Şş, korkma lan Hundi, buradayız. Oh. Başkanım, Şemo başkan bizi satmış. Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi gördüm. Ben ne bileyim nereye gittiler. Allah belalarını versin. Küpemi, kolyemi, tablomu bile alıp gittiler. Hüsnü, telefonu var mı Muron'un? Yok ama ben telefonumu verdim. O beni arayacak. Ya niye arasın seni? Bir daha ara şu Şemo'yu. Kapalı. Birisi arıyor. Cevap versene. Alo. Hanımefendi, yanlış numara. Lütfen dikkatli çevirin numaraları. Nasıl çıkacağız buradan? Şimdi bizim düşmanımız kim? Egemen güçler. Şu anda kim? İskender. İskender'in en büyük düşmanı kim? Halkımız. Polat Alemdar. Efendim, bazı noktalarda çekmeyebilir, tedbir alıyorum. Alo? 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 Ulan Kuzmus'un delisi. Sen çok akıllısın sanki. Ulan polemik zamanı değil deli. Alemdar Polat'la görüşmem lazım. Kimmiş? Bir saniye. Murat Bey efendim. Sizinle görüşmek istiyor. Hangi Murat? Murat. Alo, ulan Kozmos'un delisi. Neredesin Muro? Emin'le konuşacaksak hiç konuşmayalım Alemdar Polat. Eşit çatlarda konuşalım lütfen. Kuyruğunu nereye sıkıştırdın, sen onu bana söyle. Boş ver benim kuyruğumu. Derin Kebap İskender'in kuyruğunu istiyor musun, istemiyor musun? Asıl sen onu bana söyle.